İzmir Ödemiş'te medya alanında hizmet veren bir firmaya konuk oluyor ve firma kurucusu Nehir Nagihan Sayalı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Kıymetli izleyicilerimiz, İş ve Başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Kübra Hanımcığım, siz de güzel ödemişimize ve ofisimize hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Misafirperverliğiniz için ben ve ekibim adına sizlere müteşekkir olmuş olalım. Öncelikle sizleri biraz tanıyalım. Ardından da bu öykü nasıl başladı? Kübra Hanımcığım, şimdi 1970 doğumluyum. Hı hı. Trabzon Vakfı Kebirliyim. Bir ailenin, şöyle söyleyeyim, tek kızıyım. İki abim var. Biraz şımarık büyüdüm. Estağfurullah. Ama tabii şöyle söyleyeyim, üniversiteden sonra artık yaşamla, özellikle de babamın vefatından sonra yaşamla da yüz yüze kaldık. Bu süreç içerisinde zaten yaptığımız iş şöyleydi. Üniversitem bitti ve Türkiye'nin belli başlı firmalarında hem yöneticilik hem de danışmanlık yapmaya başladım. Sonrasında tabii yaş kemale erdikçe artık başkalarının yanında değil de kendi işletmenizi açmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü bir söz vardır, geline sormuşlar neden oynamıyorsun, yerim dar demiş. Yerim dar olmasın diye işin aslı kendi işletmemi açtım. Tabii bunun geçmişi aslında çok önceye dayanıyor. Danışmanlık firmam vardı. Ondan sonra basınla ilişkim bir 20 sene var aslında yerelle alakalı, evet. Ama Ödemiş'te daha 3 senelik buradayım. Ankara, İstanbul, Antalya derken oğlumun üniversitesi dolayısıyla da İzmir'e geldik. Oradan da Ödemiş'e tarih. Harika. Evet. Hayat sizi buraya getirdi aslında. Evet, doğru. Çok güzel. Ve burada da yerel basında gerçekten çok güzel işler yapıyoruz. Röportaj öncesi bizler gazetelerimizi de inceledik. Ancak istiyorum ki burada yerel basın anlamında neler yapıyoruz, bölge halkımıza ne gibi hizmetler sağlamak? Yapım medyamızın içerisinde iştirakleri var. %100 bülten gazetemiz var ve bunu gururla söylüyorum. İzmir bölgesinde ücretsiz dağılan, evet. Ve her sayfası, 12 sayfası da renkli olan tek gazetedir. Şahane. Ödemiş, Kiraz, Beyda, Selçuk da dahil olmak üzere birçok İzmir bölgelerine ücretsiz, dediğim gibi, dağıtımını yapıyoruz. Aynı zamanda 3TV TR kanalımız var. Bu da internet kanalımız bizim. Burada da yapmaya çalıştığımız aslında doyduğumuz şehre hizmet etmek. Yani buranın kültürünü, tarihi dokusunu, insanlarını buraya tuğla koymuş her kıymetliyi yansıtmaya çalışıyoruz. Görüldüğü gibi değil, aslında daha derine inerek, daha duygusal, daha farklı anlamlar yükleyerek işin aslında doğruyu, tam doğruyu yansıtmaya çalışıyoruz. %100bülten.com diye de internet gazetemiz var, haber gazetemiz aynı şekilde. Böyle devam ediyoruz. Özellikle yerel basın bir bölge için çok kıymetli diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten burayı okumak, burayı görmek istiyorsak bence rotamızı yerel basına çevirmemiz gerekiyor. Kübra Hanımcığım, aslında çok doğru noktaya temas ettiniz. İşiniz eğer basınsa, basından önce eğer hizmet etmekse, evet, yerelde bunu yapma şansınız var. Evet. Ama bunu yaparken de bencil olmamalısınız. Tamamıyla aklınız, fikriniz o şehre, o ilçeye ne katmak istediğinizle alakalı olmalı. Ben ve benim arkadaşlarımın en önce yaptığı şey bu. Farklı pencerelerden bakarken birlikte olabileceğimiz aynı noktaları da bulabiliyoruz. Amacımız hizmet, amacımız hem Ödemiş'i diğer şehirlere tanıtmak, Ödemiş esnafını öncelikle bizim aslında en büyük yapmaya çalıştığımız şey bu. Biliyorsunuz yerel gazeteler genelde reklamlarla dönerler. Doğru. Evet, biz de reklam alıyoruz ama bizim reklam anlayışımız şu değil. Ödemiş'teki esnafı Ödemiş'e tanıtmak değil. Zaten Ödemiş küçük bir yer. Evet. Ama Ödemiş esnafını bir Selçuk'a, Tire'ye, Torbalı'ya, evet,
Efendim Bayındır'a tanıtmak ve oradaki esnafı buradakiyle birleştirmek, hem aralarında iletişim sağlıyoruz ki bu çok alışveriş babında kesinlikle, da çok güzel olacak onlar için. Kesinlikle. Buna aracılık yapıyoruz. İşte Beyda, Kiraz, Bayındır, Tire, az önce de bahsettiğim gibi. Evet. Bu bizim için çok önemli. Yerele kıymet vermek de gerekiyor. Çünkü yerelden genele geçer, biliyorsunuz kesinlikle, her şey. Kesinlikle, kesinlikle. Siyaseti de öyledir, hizmeti de öyledir. Yerelde kendinizi iyi anlatabilmelisiniz ki, yereldeki insanlar sizi tanımalı ki, bunun sonrasında sizi şehriniz, iliniz, Türkiye, hatta dünyaya tanıtabilirsiniz. Biliyorsunuz başta da söylemiştim, 3TV, TR, internet kanalımız var diye. Burada da yaptığımız reklamlarla biliyorsunuz dünyanın her yerine dağılıyor. Bu biraz yaramaz kızımız bizim. İki tane de benim evde var. Evet. Ben aynı kedileri. Zamanda böyle bir de hayvan dostu olduğumuzu da göstermiş olduk. Evet, evet. Kedileri seviyoruz işte. Tablosu bu da böyle. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Kendim adıma da tanıştığıma çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Biz de dediğim gibi o kadar yoldan geldiğiniz için, kıymet verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Sizin de mutfağınızda bu işi yapan birçok arkadaşınız var. Hepsine çok çok selamlarımızı iletin. Çok teşekkür ederiz. Ben de onlar adına teşekkür etmiş olayım. Çok mersi, çok sağ olun. Çok sağ olun. Memnun çok olduk. Teşekkürler.